gidiyoruz. Bakın burada bayağı bir kar yağmış. Çünkü yani bu yakınlarda taş yok. İşte bu. Demek ki acaba burada dişi keçi sayısı mı az bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim, varım. Sizler de iyisinizdir. Bugün yanımızda her zaman olduğu gibi Ozan Bey var ve Deniz Bey var. Deniz Bey kamerada tabii ki. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Burada dağ keçilerini çekmeyi düşünüyoruz. Bir de bugün kurtlar çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden böyle kurtlar valisi pala gibi giyindik. Yani şu bölgede kurtları ve dağ keçilerini çekmeyi düşünüyoruz. Senin düşüncelerin ne Ozan abi? Yani şöyle söyleyeyim, yine belirtelim bunu da, yine bölge ismi hiçbir yerde vermiyoruz biz. Erzincan'da bir yerler. Aslında amacımız kurtlar, hani dağ keçilerini zaten sürekli çekiyoruz ama biraz da... Bir de kar yağmış ya. Aynen, biraz da doğa çekimi olacak bizim için. Hani çok şey değil, zaten dağları seviyoruz. Ya bir deneme yapacağız. Bura bizim için, yani ilk kez geliyoruz buraya. Büyük, yani bakalım. Bakalım neler olacak. İlk kez geliyoruz. Benim şimdi gidelim, hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Biz de bilmiyoruz şu anda neler olacak. Arkadaşlar, önümüzde bir şey kaçtı. Kurt var herhalde, yani izleri vardı. Fazla bağırmıyoruz. Ay çıkmasın da. Bas buna. Deniz abi fark etti arkadaşlar. Nasıl bir şey gördün Deniz abi? Taze kurt izleri vardı. Ben hareketini gördüm sadece. Sen gördün mü? Hareketini gördüm. Sırt gördüm. Yukarıda. Arkadaşlar komple kurt izleri. Hem de ne büyük kurt ya. Nerede Ozan abi? Hop. Yani buraya hayvan gelmesi imkansız, köpek falan. Kurt. Hem de 2 tane falan. Ve daha kalabalık. Kurt izi toplu olur arkadaşlar. Ne? Ulumayı açalım ya. Çok yorucu ama bakalım. Da burada bayağı bir kalabalıkmış. Burada hep böyle yara yara gitmişler. Biz de peşlerinden gidiyoruz. Şu anlık durum böyle. Pala gibi gidiyoruz. Kurtlar vadisi. Şimdi arkadaşlar Deniz abiyle Ozan abi orada drone uçuracak. Ben de bu bölgeyi aldım. Ben de buraya bakacağım. Bakalım neler var. Çok aşağıda kurt izi var ama gözümüz çok yansıyor. Bakalım görebilecek miyiz? Arkadaşlar kalabalık kurt grubu buralara gelmiş. Biz de onları takip edip buralara çıktık yani. Burada da olabilirler. Şimdi arkadaşlar Nikon P1'de baktık. Şu ara boş. Yalnız şu yukarıda çok güzel bir teke var. Taşta yatıyor. Şu taşta yatıyor. Gördüğünüz taşta yatıyor arkadaşlar. Biz de ekip olarak oraya gideceğiz. Karşı sırta gidebilirsek oradan drone uçurmayı deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi gidelim. Peki orada kurt da görebiliriz ama. Sabahtan beri yürüyoruz arkadaşlar. İlk kez bir videoda bu kadar yorulduğumu hatırlıyorum. Ama yaptığım bir şey olursa çok esaslı bir teke çekeceğiz. Hayal ettiğim tekeyi çekeceğim herhalde. Bir teke duruyor taşta. Ama bize çok aşırı uzak. Şimdi ona doğru yaklaşıyoruz. Bakalım çekebilecek miyiz? Önce Nikon'la bir yakınlaşacağız. Sonra drone uçuracağız. Drone eğer oraya giderse. Hep beraber göreceğiz şimdi. Ozan Bey. Efendim. Ne yapıyoruz? Sessiz konuşuyoruz. Yavaş hareket ediyoruz. Şimdi yaklaştı bayağı. Ama biz de yorulduk bayağı. Şu an çok uzak. İlk kez bayağı yorulduk değil mi? 950 rakımdayız. Herhalde bir 2100'e kadar çıkarız. Durmak yok, gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Bakın burada bayağı bir kar yağmış. Saplanıyoruz bile. Bu video çok zor oldu. Bayağı bir emek harcadık ama şurada karşıda bir karartı var yine abi. Acaba daha çeşitlerim. Tekedir yine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buna bayağı bir emek verdik. Siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Harbi yapmıştık. Şimdi arkadaşlar burada tekeyi takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi teke bizim gittiğimiz yöne doğru gidiyor. Bakalım artık onunla karşılaşabilecek miyiz? Hem de bize bakıyorlar. Teke değil.
Kesin ölmüştür. Şimdi arkadaşlar teçeyi gördüğümüz yere drone ile geldim. Bir tane keçi gördüm ama tam net değil yani. Benim gördüğüm kadarıyla 2-3 tane keçi, dişi keçi ve bir tane teçe vardı ama teçeyi Nikon P1'de göremedim. Daha uzaktan görmüştüm. Büyük ihtimalle teçe gitti. Ya da görünmüyor. Şimdi buna bir taktik uygulayacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş yanına yaklaşacağız. Birden gitmeyeceğiz ki hayvan ürkmesin. Ve doğal hareketlerini görelim. Dişi keçi tabi biraz daha yaramaz oluyor. Oo, teçe buradaymış. Aradığımızı bulduk. O uzaklardan görüp izine geldiğimiz teçe burada arkadaşlar. Dağın hacmi bu şu anda. Ama iki tane de oğlak görmüştüm. Şimdi bu sefer de bu teçeye aynısını uğrayacağız arkadaşlar. Yavaş 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 yanına yaklaşacağız. Ve dişi keçiyle doğal hareketlerini çekeceğiz. Yani amaç hayvanları ürkütüp yormak değil. Amaç hayvanların doğal davranışlarını çekmek. En güzel davranışlar doğal davranışlar. Büyük ihtimalle bu keçi tekeye geldi. Sonra teke onunla çiftleşmek için gelip onu buldu. Şu an zaten katım dönemi. Ama teke güzel bir teke. Bayağı bir boynuzları büyük. Ve etli bir teke aslında. Şimdi drone'u tehdit olarak anlamaktan bir çıkarsın kendi kafalarında. Birden üzerine sürersem hayvanlar şaşırıyor zaten arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş yaklaşacağız. Çünkü bu tekeyi yakından görmek istiyorum. Çok harika bir teke. Bayağı bir etli hem de besili yani. Demek ki çok sağlıklı. Dişi keçi de aynı. Koyuna benziyor ya. Daha koyunla andırıyor mu? Yok. Keçi. Çok yani nadir olarak daha koyun da var arkadaşlar. Oo, teke bayağı güzel. Bak gördüğünüz gibi hiç kaçmadı. Tabii tekeler arkadaşlar dişi keçilerden daha çok kendine güveniyorlar. Dişi keçiler çok hareketli oluyorlar ve kaçıyorlar sürekli. Ama bu teke bize çok güzel pozlar verecek herhalde. Öyle bana geliyor. Çünkü bayağı bir yanına yaklaştırdı yani. İlk kez böyle bir daha keçisi yanına bu kadar yaklaşıyorum. Adamımızda şu anda 2 kilometre var arkadaşlar. O yüzden bazen görüntü gidip geliyor. Çok harika bir hayvan. Bakın boynuzlar da gayet büyük. Ama bu dönemde nasıl bu kadar etli hayret ettim yani. Normalde katım dönemi zayıf olması lazım ama. Demek ki acaba burada dişi keçi sayısı mı az bilmiyorum. O yüzden kondisyonu korumuş olabilir. Dişi keçi de aslında erkeği bırakmıyor. Çünkü o da çiftleşme döneminde. O yüzden yani erkek telefonu bulmuş. İkisi de çok sağlıklı vesile hayvanlar. Şimdi drone şarjı arkadaşlar azaldı. Eğer bunlar burada dururlarsa 2 kilometre var. Hemen gidip diğer bataryaya takıp geleceğim. Yani iki gidiş iki geliş var. Bir de burada bekleyiş var. 4 kilometreden fazla. Şimdi de Ozan abiyle arkadaşlar çift drone uçurduk. Ama keçiler biraz daha yukarılara çekilmeye başladılar. Yani Ozan abi de benim yanımda şu anda. Önlü arkalı gidiyoruz. Yani 2 kilometreye biraz daha geçtik. Ozan abi de yeni drone aldığı için. Bu da artık benimle beraber gelebiliyor. Bakın teke arkada dişileri koruyor. Önden dişiler gidiyorlar. Yine aynı teke. Yine aynı tekeyi bulduk. Yukarılar tabii daha çok karlı ama onlar iyice kara geçiyor. Bence yani şu anda kurt gelse savunmasız kalırlar diye düşünüyorum. Çünkü yani bu yakınlarda taş yok. İşte kurtlar bu gibi durumlarda bunları avlıyor arkadaşlar. Taştan taşa geçerken işte bir yerden bir bölgeye geçerken özellikle bu katım dönemlerinde tekelerin aklı havada oluyor. Yani öyle her yerden gidiyorlar. O yüzden çoğu da kurtlara av oluyor açıkçası. Gördüğünüz gibi mesela kurtların burada normalde yiyeceği bir şey yok.
Yese yese bunlar yerler. O yüzden yani kurtlar buraya gelmiş. Normal benim koyun otlattığım yere gelse mesela domuz var, koyun var, leş oluyor bazen onlar yerler ama burada da bunların peşine düşüyor. Bu dönem tam katım zamanı. Tilki gayet kendine güveniyor. Yani bu taşta kurttan kurtulma şansı yok. Ama demek ki hayvan kendine güveniyor. Belki de o güvenin bedelini ödeyebilir. Gerçekten büyük bir tilki yani. Benim şu ana kadar gördüğüm en büyüklerinden biri. İnşallah bunların daha da büyüklerini görüntülemek nasip olur bize. Ya çok asil bir hayvan. Ama şu rahatlığa bakar mısınız? Taştan taşa sanki uçuyormuş gibi gidiyor. Çok rahat yani. Şaşırttı beni yani bunun bu kadar besin olması bu dönemde hem de. Herhalde burada dişi keçi sayısı çok az. Normalde zayıf oluyor arkadaşlar. Dönemde erkekler. Dişler tavlı oluyorlar. Yani dişler etli oluyorlar. Erkekler zayıf oluyorlar ama. Maşallah erkeğimi çok güzel. İnşallah soyları böyle sürer gider. Dişler ön taraftalar. Bizim de artık dönme vaktimiz geldi. Çünkü 3 kilometreyi de geçtik. Burada bayağı bir tehlike oluşturuyor yüksek rakımlarda. Arkadaşlar çekim yaptık. Yemek de yedik, bir şey atıştırdık. Yükseklerden. Şimdi zorumuzdan böyle yapıyoruz. Çünkü çok soğudu. Sesler. Aşırı bir hava var. Aşırı bir soğuk bir hava var. İnşallah. Eve varabiliriz. Seslenemiyor. Valla donduk, sesimiz dondu. Atlar yandı. Yüzümüz ne kıpkırmızı oldu arkadaşlar. Paketçiler masadan ayrıldı. Valla biz de masadan ayrıldık. Çok soğuk. Şimdi bakalım. Arabanın oraya kadar bayağı yürüyeceğiz. Yolda yine önümüze bir şeyler çıkabilir. Hep beraber göreceğiz. Dönüşte yine arkadaşlar kurt dizileri önümüze çıktı. Tam da bizim arabaya doğru gidiyorlar. Biz de gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar çekimimizi yaptık. Bayağı da bir yürüyoruz. Bir saat gittik, bir saat geldik, iki saat. Şimdi akşam oldu, eve gideceğiz. Ozan abiyle beraber güzel dağ keçilerini çektik. Deniz abi de yanımızdaydı. Bizim için güzel oldu. Aslında iyi bir teke çektik arkadaşlar. İnşallah daha da güzellerini çekeriz ama gerçekten teke çok kendine güveniyordu ve fazla ürkütmeden hayvanların güzel görüntülerini aldık. Şimdi Ozan Bey ile ortaklığımız devam ediyor. Artık videoyu bitiriyoruz ve daha güzel eve doğru videolara gidiyoruz. Evdeki işler bizi bekler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.